Şu anda genel merkezimizin 81 ilimizde ve tüm ilçelerimizde eş zamanlı olarak gerçekleştirdiğimiz bu basın açıklamasıyla kadın ve çocuk hakları açısından 2020 yılının değerlendirmesini yapacağız. Hükümetin 2020 cinsiyet eşitliği karnesi. Ocak ayında 27 kadın cinayeti ve 7 kadın şüpheli ölümü gerçekleşti. Yıldız Teknik Üniversitesi Profesörü Bedri Gender, Elazığ depreminin gerekçesinin çocuk yaşta evlendirilmenin yasaklanması olduğunu açıkladı. İlgili kişi hakkında üniversite tarafından inceleme başlatıldı. Deve sidiği şifalıdır şeklinde garip açıklamalar yapan Yalova Üniversitesi'nde öğretim görevlisi olan doçent doktor Ebu Bekir Sifil, bu defa da erkeğin birden fazla eşinin olabileceğini söyledi ve bunun meşru olduğunu iddia etti. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, üniversiteler ve ilçe milli eğitim müdürlükleri tarafından desteklenen bir bilim projesinin afişinde erkek öğrencilere yöneliktir yazdı ve kız öğrencilerimizi yok saydı. Düzce Kaynaşlı Belediye Başkanı Birol Şahin, Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı hakkında kadın düşmanı açıklamalar listesine bir yenisini daha ekledi ve kadın sporcuların kendini teşhir ettiğini iddia etti. Ve dünya şampiyonu olsan ne yazar? Dinimize göre kadınlar kendi aralarında spor yapabilirler. Erkekler huzurunda açık seçik olarak değil dedi.